Herkese selamlar dostlar. 7 Ekim 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Biz rekor diyoruz. Siz ne derseniz deyin. Hiç fark etmez. Şimdi öncelikle Cuma günü için 5 tane mücadelemiz var. Riskli karşılaşmalar olabilir. Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. İdeallerini değerlendireceğim. Herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Ve önceki bir skor yarışmasını açıklayalım. Benfica Paris maçının skorunu sormuştuk. GKN de 0-1 şekilde. Ya yani sanırım Gökhan Gülmez veya gülmezler muhtemelen. Öyle bir arkadaşımız kanal adı böyle. O kazandı. Tebrik edelim Instagram'dan yazabilir. Sizlere Cuma için maç skoru için de Lyon Toulouse mücadelesinin skorunu sorduk. Sizce maç skoru ne olur? Ya Lyon son dönemlerde bir sallantıda. Toulouse'un golü var bence burada da. Ona göre bir skor beklendi. 1-1-2-1 ayarında bir maç çıkabilir belki. Sizin maç skoru düşünceniz neyi bekliyorum yorumlara. Bilen bir arkadaşımız katta Telegram gruplarımıza Ekim ayı boyunca misafir edelim diyerekten geçtim. Yüksek mislilerle başlayalım. Öncelikle iki adet yüksek mislim vardı. Her zaman söylüyorum yüksek mislin amacı yüksek miktarı bir koyarız. 5000'i falan 2000, 5000, 1000 lira en kötü. En kötü 1000 atıyoruz zaten. Saplarız. Alırız çıkarız. Zaten o günün karı bu olur. Gayet güzel bir şekilde. Alternatif kombinelerimiz de gelirse 10 numara gün geçirmiş ki geldi de. Burada sizin 3 farklı galibiyetini verdim. Gayet güzel bir şekilde ilk yerden geldi zaten. Avrupa için yüksek misli de 1.62 orandan Strelink yarı galibiyeti Chelsea'nin atacağı bir gol Paris'in atacağı bir gol. Bakın ne kadar idealleştiriyorum. Avrupa'dan oynayanların oranı yüksek olduğu için ve Avrupa'daki ikamet edenlerin ondan gayet güzel bir şekilde kazanç sağlayabiliyor. 1.62 orandan 2000 atsan yaklaşık 3500 lira para Allah bereket versin. Geçtim bunu. Kombinelere baktığımız zaman da iki adet ideal kombin önerdim. Bir ideal kombin, ana kombin olarak önerdim. Bir de alternatif kombine önerdim. Benfica maçını KG var olarak bekliyordum. Zaten maç 1-1 bir bir bitti. İlk yarıdan geldi. Sizin mücadelesine de ev sahibi iki yarıyı kazanır olarak değerlendirdim. O da zaten rahat bir şekilde geldi. Alternatif kombineye baktığım zaman Leipzig'in 2 golü, Sevilla maçında KG varını aldım. O da süper geldi. Hatasız geçtik zaten. Dün kazanmayan yoktur bizden bizden yana. Süper kazanç kazanç sağladık, cepleri doldurduk. Geçtim bunu da. Canlı odasında neler yaptık? Yani canlı odasında zaten herkes açık grubunda da ben canlı veriyorum ara ara. Oradaki arkadaşlarımız da bilir. Dünden önce mesela 5 canlı verdim. 5'te 4 oldu. Yani orada bir fragman yapıyorum yavaştan. Asıl film zaten canlı odasında dönüyor. Sadece ben değil Çağrı var. Başı çekenlerden aynı şekilde canlıdan. Hakan ve Çağdaş da ekstra canlılar atarak devam ediyoruz. Canlı odasında toplamda 4 kişiyiz. Canlı derken bizden sonra olur canlı. Canlı işini yaparız yani bilginize. Dilerseniz başlayalım. Toplamda 5 adet mücadelem var. Zaten ideallerinden yüksek oranlarından bahset yüksek oranlarından özellikle bahsetmeyeceğim. Cuma biraz ters olabiliyor. Sizlerden ricam arkadaşlar Cuma günü olmasından dolayı artı 300 seviyesine like atarsanız, destek sağlarsanız teşekkür ederim şimdiden. Herkese şimdiden bol şanslar şansımız daim olsun. İlk mücadele Bilifet mücadelesi. Şimdi bu mücadelenin biraz golü geçmesini bekliyorum. Neden? Çünkü Bilifet takımı kendi evine biraz daha baskılı oynayabilen takım. Deplasman de deplasman özellikle geçiş oyununu Bundesliga'da 2'de en iyi sergileyen takımlardan bir tanesi mesela. Zaten Bundesliga 2 genellikle golü de geçen karşılaşmalar görüyoruz zaten Bundesliga'daki de. Mesela bir sonraki maçı öyle yorumlamayacağım. Fakat bu mücadelede golü bekliyorum. Bielefeld zaten son mücadelesinde kendi evinde sanırım yanlış olmasın aynen. Kendi evinde ligde ilk iki oynadığı maçta. Gol atamadı fakat kendi evinde son oynadığı iki maçta 4 gol attı. Bir 4 gol rahatla, 2 oynadı maçta toplam 8 tane gol attı Bilfel takımı. O yüzden onun da özgüveni olacaktır. Biz zaten son 2 maçtır kendi evimizdeyiz. Deplasmanda yenemiyoruz, okey. Fakat kendi evimizde biz hücum oynarsak ya gördük 2 maçta 4 tane gol attık. Bu maçlarda da özgüvenimiz yüksek olur. Biz bu maçta da oynarız tanıdık şekilde bir oyun sergileyecektir bence. Bakın deplasman favori zaten bu mücadelede. Vara gidecektim. 1-43 gibi oran var. Gayet güzel. 2.5 üstü olur var da olur bence. Maçın üst sıfır var mı diye sorarsanız bence üst sıfırı yok gibi geliyor bana. Ben buradan bir KG var tercihini idealden aldım. 1, 43 gibi orandan. Hatta üste gidecektim de oranlar arasında çok fazla fark yok. 1.51 oran. Hatta şöyle yapalım. Yeni oranlardan da yararlanalım. Ben KG var bekliyorum. Ayrıca mücadelenin üste gidebileceğini de bekliyorum. KG var ve üst seçeneği şurada yeni oranlardan şöyle hemen o buna da zaten bir 66 açmışlar. Şöyle bir 80 açsaydı değerlendirirdik de bir 66 açmışlar. Dediğim gibi gollü maç KG3 her ikisi de geleceğini düşünüyorum bilginize. Regensburg'la Fırt mücadelesi. Regensburg arkadaşlar son maçlarda hiç gol atamadı. Yani şu son maçını çıkartın. Ondan önce sanırım yani bayağı bir maç gol atamadı Regensburg takımı. Son maçında da atamıyormuş bak. En son kendi evinde Paris 2-0 yendi de. Ondan önce bir 6-7 maç gol dahi atamayan bir Regensburg takımı vardı. Her zaman böyle. Geçen sezon da böyleydi Regensburg takımı. İyi başlıyor fakat devamını getiremiyor. Fürth ile oynayacaklar. Fürth takımı da rakibe çok kolay kolay pozisyon vermeyen bir ekip bence. Regensburg da zaten gol sıkıntı yaşıyor. Ki Fürth'ün deplasman performansına baktığımız zaman da deplasmanda gollü maçları çok fazla imza atamıyor bence. Özellikle ilk yarılarını incelediğim zaman şunu gördüm. İlk yarılarında çok fazla gol sesi çıkmıyor. Ben sırf bunu dedim diye ilk yerden 3 tane de gol olur. Bunu da belirteyim. Velhasıl kelam. Yani espri bir yana ilk yerden ben çok gol çıkacağını düşünmüyorum. İdeal bir oranı vardı. 1.33 oranı vardı. Oran 1.31'e düşmüş. 1.33 oranı vardı. 1.31'e düşmüş. İlk yeri 1.5 altı bence. İdealden alınabilir bence Cuma için. Herhangi bir riske gitmeye gerek yok bence. Ha ilk yeri 1.5 altı aldık ya. Biz burada yüksek oran olarak ne gidebiliriz diyerekten. Zaten bunların da siz de akıl edebilirsiniz. Diye. En çok gol ikinci yarı gelebilir mesela. Şöyle onun da oranı 1.84 mesela. Böyle bir değerlendirme yapabiliriz. Yüksek oran isteyenler olursa. Gaziantep'le Adana Demirspor mücadelesi. Şimdi Gaziantep son dönemlerde çalkantılı. Erol Bulut artık gider mi? Biraz sallanıyor. Son dönemlerde Karbonat şey yine çıktı Twitter'da, sosyal medyada. Taraftarlar biraz şey yapıyor. Erol Bulut da olmayacak tarzında şey var ama oyun stili güzel Antep'in. Çok da iyi başladılar ligi aslında ligde fırtına gibi esebileceklerini de gösterdiler de devamı gelmedi işte. Devamını getirmek önemli. Adana Demir tarafından çok fazla bahsetmeye gerek yok. Son mücadele 0-0 bitti Galatasaray'la birlikte. Fakat bir gol gelse o mücadele de açılacaktı güzel tempolu bir mücadele geçebilir diye düşünüyorum. Fakat Gaziantep'in son oynadığı Kasımpaşa maçına baktığımız zaman da çok kötü bir performans vardı. Yani maç çok zevksizdi açıkçası. Ama ondan önce de çok zevkli bir maç izletmişti. Kendi evinde yine bu tempo artabilir. Adana Demir'le oynayacaklar. Bir gol gelirse mücadele yine kopabilir. KG var tercihini burada idealden almak bence gayet mantıklı olacaktır. Her iki takımın atacağı goller bence ideal olarak Cuma gününden değerlendirme altına alınabilir. Bilginize bol şanslar. Hoffenheim ile Werder Bremen mücadelesi. Mücadeleyi bakınca şöyle ya de geçecek gibi duruyor bildiğiniz üzere yani. Şöyle Werder Bremen ile Hoffenheim oynuyor. 2.5 üstü bas şeklinde olabilecek bir karşılaşma olarak gözüküyor. Fakat günlerden cuma olduğu için ya bu Bundesliga'nın cuma günleri bir hep sıkıntılı geçiyor. Sizler de farkında farkındasınız mutlaka. Bir geçen hafta Bayern Münih bir fazla attı. 4 tane attı. Düz geldi. Onda da Bayern Münih'in patlama yapması bekleniyordu. Yani bu mücadele biraz sıkıntılı geçebilir mi? Zaten VAR'a düşük oran açmışlar bildiğiniz gibi. 1.31 gibi bir oran açmışlar. Ben diyorum ki bakın. KG VAR'a 1.31 oran açmışlar ya. Bunu almayın. Eğer alacaksanız sistem fonlarına madem düz gelecek ilk yerden KG VAR alın. 1.308 gibi oranı var. Bu arada bu benim ana tercihim değil. Ben burada mücadelede korner bekliyorum. Golden ziyade kornerin geleceğini düşünüyorum. Ama ya dedim golü geçme ihtimali var. Ama golü geçecekse 1.31'den KG VAR'a girmeyin. İlk yarı KG VAR'a Mücadelenin ben golden ziyade kornerin de gelmesini bekliyorum. Kornerlere baktığımız zaman da Werder Bremen özellikle 4-4-2 oynuyor ya. Dux'la Fükrup beraber çok iyi şut çekiyor zaten. Uyumu da sağladılar. Onların da kornerleri. O fanayimde kendi evindeki o baskın mücadelesiyle ve onlar da şut denemesi yaparak özellikle sağ kanattaki genç Fransızla birlikte iyi işler çıkartıyor. Korner de gelebilir. 8.5 üst korner. Maç sonu KG var almaktan ziyade 8.5 üst korneri ben burada sizlere önerebilirim arkadaşlar. Değerlendirecekler bu yönde bir korner değerlendirmesi yapabilirler. Son mücadelem Lyon'la Toulouse mücadelesi. Lyon'un son mücadelesi last maçına baktığımız zaman da hiç oynayamadı. Daha doğrusu oynayamadı demek çok doğru olmaz. Last takımı Lyon'u oynatmadı. Yani alanları inanılmaz kapattı. Mücadele izleyenler varsa görün maç 1-0 bitti fakat yani Lyon o maçta 3-4 tane farkla çok rahat yiyebilirdi. Lance kaçırdı. Pozisyonla ilgilenen taraf Lance'dı. Lyon pozisyona doğru düzgün giremedi açıkçası. Kadroya baktığımız zaman Lyon'un kadrosuna yani bu kadro kimde var diyerekten bir sorarım sizlere. Kadrosu da çok sağlam Lyon'un aynı şekilde. Toulouse'a baktığımız zaman da son mücadele Montpellier'e karşı 4-2'lik birine galip geldi. 3-2 veya 4-2 olması lazım güzel bir maç oynadı o mücadelede. Geldikleri pozisyonları iyi değerlendirdi. Montpellier yoksa deplasmanda da olsa gayet mücadele hakim bir oyun sergiledi. Ee, o mücadelede Toulouse mücadelesinde bu mücadelede KG var tercihini ben sizlere öneririm. Yani Lyon kendi evinde artık patlama yapabilir mi? O maçlardan bir tanesi olabilir mi? diye düşünüyorum da. Ya yani da iyi futbol sergilediğinden dolayı yani mücadele en ideal burada. KG var tercihini değerlendirmek en mantıklı tercih olacak gibi geliyor. Cuma günü biraz ters sonuçlar çıkabiliyor arkadaşlar. Toplamda 5 mücadele anlattım sizlere. İdeallerinden bahsettim. Genellikle 2-3 tane maçın da yüksek oranına değindim. Fakat cuma günleri ters sonuçlar çıkabiliyor. Mist'lerde biraz daha küçülmeye gidersek cuma günü için bizler için daha yararlı olacaktır gibi geliyor bana. Değerlendirecekleri herkese bol şanslar. Video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.